Ve Çağlayan Adliyesi'nde sevgili seyirciler, hava iş biliyorsunuz grevde ve hukuki anlamda kazandığı zaferler hiçbir şekilde karşılık bulmuyor. En büyük itiraz bu noktada karşımıza çıkıyor. Hatice Kara Çağlayan Adliyesi'nde 3G'de karşımızda ve son durumu da yayınımızda anlatmak üzere bizi bekliyor. Hatice, seni dinliyoruz. Birleşmiş Milletler, ey Orta Doğu diyor ya, ben de buradan ey 11 No'lu İcra Mahkemesi'nin hakimesi, sen adaletin temsilci misin, misin? AK Parti'nin temsilcisi misin? Sen karar verirken adaletin kurallarına, hukukun kurallarına göre mi karar veriyorsun? Yoksa AKP'den aldığın talimatla mı karar veriyorsun? Sen durun işkence, işte AKP. Durun işkence, işte AKP. Sen 11 No'lu İcra Mahkemesi'nin hakimesi. Sen eğer verdiğin kararın kimlerine karar aldırıyorsun? Niçin o karardan sonra adliyeyi terk edip kaçıyorsun? Çünkü ne aynaya bakacak yüzün var, ne de vicdanına bakacak yüzün var senin. Sen öyle bir anda öyle bir karar verdin ki öncesinde çökmüş Türk Hava Yolları'nın yangınından, közünden, Esir'inden yeni bir Türk Hava Yolları çıkardın. O uçakları uçuruyorsunuz veya o uçakların uçması gerekir diyorlar sana. Ve adaletin temsilcisi, şu terazinin kefelerini eşit tutmakla görevlendirilmiş, and içmiş, cübbe giymiş Hakime Hanım, Allahsız kitapsız Hakime Hanım, şu insanları çoluğuyla çocuğuyla açlığa mahkum etmekten utanmıyor musun sen? Bir çift sözümüz de size var. Ya bütün mahkemeler